sevgili fotoğraf çekmek kolay ailesi. Bugün karda nasıl fotoğraf çekilir yapabilmek için karlı bir yere geldik. Bu şu anda eksi bunu yapmaya çalışıyoruz. Burası Kızılçukur Vadisi, Orta Hisar, Kapadokya bölgesi. Yazın burada adım atsanız yer bulamazsınız. Ama şu anda tek başımayız. Bizden başka kimse yok. Harika bir çekim olacak umuyorum. İyi seyirler. Evet sevgili Fotoğraf Çekmek Kolay ailesi dostları bugün Kızılçukur'a geldik. Eksi 5'te Ortahisar bölgesine, Kapadokya'da karlı bir ortamda size karda fotoğraf çekmenin ufak tefek iş kağıtlarından anlatacağım. Bir tanesi, birincisi normal lensinize çekemezsiniz. Yapmanız gereken şeylerden bir tanesi mutlak surete bir polarize filtre kullanmaktır. E, lensinize göre bir polarize filtre alacaksınız. Polarize filtre'nin faydası kardan gelen yansımaları bir kere engelleyeceği gibi gün havadaki maviliği de daha güzel, daha derin alacaktır. Neden karda fotoğraf çekmek zordur? Aynı şekilde haçlı da fotoğraf çekmek zordur. Çünkü bizim fotoğrafçıların çok korktuğumuz iki tane renk vardır. Mutlak siyah ve mutlak beyaz. Ve şu anda da karda o mutlak beyazı yakalama ihtimali de oldukça yüksek olduğu için ondan biraz çekiniriz. Karda fotoğraf çekecekseniz unutmamanız gereken bir tane şeylerden bir tanesi makinanızın beyazı dahi yüzde 18 gri olarak algıladığıdır ve pozlamada yani eğer pozlamayı makineye bırakırsanız pozlamada size doğruyu yanlış gösterecektir mutlak surette artı bir artı bir buçuk arası bir telafi ilave etmeyi sağa doğru histogramınızı kaydırmayı unutmayın bu sayede daha doğru renkler alacaksınız Vallahi beyaz renge ile ilgili ise Beyaz dengeyi ben genelde gün ışığında bırakmayı tercih ediyorum. Her ne kadar otomatik gayet iyi sonuçlar alıyorsa da. ikisinden bir tanesini seçin tercih edin dostlar. Sonradan post processing'te düzeltme şansına sahip olursunuz. Şimdi size ben biraz sonra birkaç tane kare çekeceğim. Ve o kareleri de daha sonra evde oturacağız bilgisayar başında. Nasıl düzeltmeniz gerektiğini, ne gibi şeyler yapmanız gerektiğini öğreneceğiz. Ama şunu da unutmayın. Bu kadar soğuk bir ortamdan makinanızı birdenbire sakın sıcak ortama aktarmayın. Çünkü birdenbire kondans kondansasyon dediğimiz buğulanma olacaktır. O buğulanmanın da geçmesi epey bir süre alacaktır. Dolayısıyla makinenize zarar vermeyin. Bir şey de unutmayın, böyle soğuk havalara çıktığınız zaman havanın soğuman dolayı bataryanız ö bataryanızın ömrü neredeyse yarı yarıya düşer. O yüzden eğer yedek bataryayı alıyorsanız da çantanızda bırakmak yerine vücudunuza yakın bir yeriniz yani daha sıcak bir yerde muhafaza etmeye özen gösterin ki bu sayede bataryadan yana herhangi bir sıkıntınız olmasın. Şimdi birkaç kare çekeceğim size ondan sonra evde buluşacağız. Evet sevgili dostlar, evimizin sıcağına döndük. Bilgisayarımızın başına geçtik. Çektiklerimizi yükledik. Sadece tabii Kızıl Vadi'deki çektiklerimiz değil. Onun haricinde de çektiğim bir takım kar fotoğrafları var ve size Kızıl Vadi'de anlatmaya çalıştığım unsur, makinanın kendi pozlamasına güvenirseniz, e, neticede kamera size böyle daha koyu bir, daha, daha karanlık bir pozlama verecektir. Oysa ki size söylediğim gibi bir buçuk poz telafi ile beraber çektiğiniz kare gördüğünüz gibi istogramda çok daha düzgün ortaya çıkıyor. Tamam. Her ikisi de düzeltilmez diye bir kural elbette yok. Bunu da pekala gayet düzgünce yapabilirsiniz, düzeltirsiniz ama tabii karanlığı artırmak ne kadar greni çoğaltacaksa burada Burada gördüğünüz gibi yapacağınız ufak tefek düzeltmeler bu sefer pozlamayla oynamak zorunda kalmayacaksınız. Dolayısıyla da koyudan açığa artırarak ilave edeceğiniz grenin de önüne geçmiş olacaksınız. Burada yapacağınız bir otoadjust'a basalım bakalım ne yapacak. Gördüğünüz gibi çok da fazla bir şey yapmaya gerek duymadan sadece bir buçuk pozlama fark ile dahi Gayet düzgün bir fotoğraf çektiğinizi göreceksiniz. Karda mutlaka bozlamanızı bir buçuk, bir bir buçuk, bir falan, yani onu artık siz kendiniz karar verirsiniz ama bir buçuk ortalama kullanırsanız da hata yapmamış olursunuz. Ondan sonra bu fotoğrafta istediğiniz gibi oynamalara devam edebilirsiniz. Clarity bir parça artırırsınız ki dikkatli artırın çünkü parlamaları çok daha kolay ortaya çıkartırsınız. Texture artırırsınız. Ondan sonra arzu ederseniz birazcık daha highlight'ınızı kısıp detayları biraz daha ortaya çıkartabilirsiniz. Burada shadow kısmış otomatik ama ben shadow'u birazcık açmaktan yanayım. Birazcık daha ortaya çıksın. White'ı kısarken belki siyahı bir parça açalım. Ve böylelikle de gayet düzgün hiçbir fazlalık yapmadan ya da çok da fazla müdahale etmeden gayet düzgün bir e, pozlama yakalamış oluyorsunuz. Bakın burada gördüğünüz gibi. Karın bütün detayları ortada ve fotoğrafınız gayet düzgün çıkıyor. Tabii bununla kalmadık. Kızıl Vadide yaptıklarımıza da bir göz atalım. Kızıl Vadide de epey bir fotoğraf çektim. Bunlardan bir tanesine bir göz atayım. Evet, highlight kısmışım. Bunların hepsini bir yerinden düzeltelim. Düzelttiklerim var çünkü. Evet. Şimdi mesela Kızıl Vadi fotoğrafı çekmişim. Ee, gördüğünüz gibi Burada çok da fazla e, bir aydınlık olmadığı için şöyle bir şey çıkıyor. Ufak tefek ilaveler ya düzeltmeler yapabiliriz buna. Az bir şey bir exposure'ı çok minimal bir artırabiliriz. Çok fazla değil. Gölgeleri kaybetmeyi. Bakın yaptığınız her herhangi bir düzeltmede işin doğalının dışına çıkmamaya çalışın. Gözünüzün ne gördüğünü hatırlamaya çalışın. Bu mesela fazla. Ben burada daha böyle mistik bir ışık yakalanmıştı ve buradaki gölgeler de gayet yerindeydi. Kontrasını bir parça tabii her zaman artırmak, bir dokunmak faydalıdır. Ee, Highlightı burada azaltmaya gerek var mı? Bence yok, değil mi arkadaşlar? Highlightlık highlight bir durum yok çünkü. Shadow bir parça dokunalım mı? Çok minimal, çok minimal dokunalım. White burada yeterince aydınlık. Black'e de bir parça şöyle dokunursak. Clarity ile biraz oynayalım. Clarity ile detaylar ortaya çıksın. Texture de, Structure ile de oynadığımız zaman gayet ufak tefek dokunuşlarla gayet güzel bir fotoğraf yakalamış oluyorsunuz. Devam edelim. Bir tane daha örnekleyelim ve artık iyice şeylere doğru gidelim. Ha, burada mesela çok güzel bir e, pozumuz var. Ben burada size düzeltilmiş halini göstereyim. Yani aynı pozdu. Böyle yani böyleydi. Bu hale geldi. Nasıl güzel bir poz değil mi arkadaşlar? Ama gelelim biz esas çektiğimiz kar resimlerine. Kar resimleri gördüğünüz gibi bazen bir ben burada bir pozlama yapmışım. Bir pozlama daha yetmemiş. Daha böyle bir karanlık çıkartmış. Gördüğünüz gibi da fotoğraf çekmek işte böyle tehlikeli bir unsur arkadaşlar. Sonlara doğru çok güzel kareler e, çıktı ortaya yavaş yavaş. Güneş daha da batmaya başladıkça. Gördüğünüz gibi bu onlardan bir tanesi. Yine burada burada şeyden dolayı, güneşten dolayı bir parlak alanda bir kuvvetli bir e, nokta var. Onu azal, onu birden bire çıkarttım. Gördüğünüz gibi bütün detaylar geri geldi. Hani normalde highlight olmadığı zaman çok parlak gözüken ortağım bu makinaların yüksek dinamik aralıkları sayesinde highlight'ı kısmakla beraber geri getirdik. Yapmanız gereken bundan korkmamak. Bunun tam tersini yapmaya kalksaydık, söz gelimi buradan açmaya kalksaydık bu sefer de gran ilave ederdik. Dolayısıyla genellikle sağ tarafa doğru yüklenmek fotoğrafınızın birçok şeyini kurtaracaktır. Tabii kendinize çok güveniyorsanız post düzeltmede böyle bir kareyi her ne kadar şey çektiyseniz de karanlık çektiyseniz de bu hale getirebiliyorsunuz. Ki benim final e, karelerden bir tanesi bu. Çok da fazla ekspojörü dokunmadığımı göreceksiniz. Yüklenmediğimi. Highlight'ı çok aşırı kısmadığımı. Ve çok hafif düzeltmelerle böyle güzel doğal bir kare yakalamış olduk. Sevgili dostlar tekrarlayalım. Bir, Fotoğraf makinenizin lensinin önüne mutlaka bir polarize filtre takmayı ihmal etmeyin. Yoksa bu tür kareleri yakalama ihtimaliniz hakikaten çok zor. Çünkü e, bu tür parlamaları e, lensiniz önleyemiyor. Yani şeydeki parlamaları, e, karda ki parlamaları lensiniz önleyemez. Mutlaka polarize filtre kullanın. Gündüz ortamında karlı fotoğraflar çekiyorsanız makinenizin pozlamasına güvenmeyin. Mutlaka artı bir buçuk stopluk bir telafi ilave edin. Onda da bir sıkıntı yok. Daha sonra da soğuk ortamda uzun süre kalacaksanız pillerinizi muhafaza etmeyi unutmayın. Sevgili dostlar umarım bu içerik hoşunuza gitmiştir. Sizlere değer katmıştır. Bunun böyle olduğunu düşünüyorsanız lütfen beğenme butonunu ihmal etmeyin. Hala abone değilseniz lütfen abone olun. Sadece beni sevindirmezsiniz. Bu ailenin büyümesini de sağlamış olursunuz. Vallahi daha söyleyecek bir şey yok. Huzurla kalın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Ben Erdinç Omaç. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük de bu kadar.